Okçular Vakfı olarak saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un Fatihi'nin vizyonuna, ufkuna uygun bir şekilde uluslararası bir okçuluk müşabakasıyla fetih kutlamalarını gerçekleştiriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden vakfımıza aktarılan bir para söz konusu değildir. Ve Sayın Genel Başkan'ın iddiasını ispat etmeye davet ediyoruz. Ve bu iddiasını ispat etmediği müddetçe de kendisini müfteri ilan edeceğimizi buradan basın önünde bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu iddiayı baştan yalanladığımızı, bu iddianın mesnetsiz, hukuksuz ve gerçeğe aykırı bir beyan olduğunu ve genel başkanlık yapan bir şahsa asla yakıştıramadığımızı ifade etmek istiyorum. Çünkü bir genel başkanın önce elinde delilin olması, hukuki anlamda delilin olması gerekirken mesnetsiz ve hukuksuz bir şekilde böyle edalı bir dille vakfımıza dil uzatmasını da şiddetle kınıyoruz. Tabii çok üzülüyoruz. Kendimizi de zor tutuyoruz doğrusu. Yıllardır bu tür ithamlara, iftiralara maruz kalan birisi olarak ben de bir söz almak istiyorum. Bu kadar insanları zan altında bırakmak, bu kadar iftirayla, mesnetsiz sözlerle konuşmak, bu kirli siyasettir. Bu siyasetsizliktir. Bunlar bir şey üretemedikleri için insanları kirleterek, iftiralarla başka insanların oylarına talip oluyorlar. Bu çok aşağılık bir noktadır. Yani bu pozisyon gerçekten bir insana, bu kadar şerefli yaratılmış bir insanoğluna yakışan bir tavır kesinlikle değildir. Ve tabii bunlar bir yandan bizleri üzerken, bu kadar güzel işler ortaya koymaya çalışan insanları üzerken, bir yandan da bakın işte Rumeli Hisarı'ndayız. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeye çalışırken bu işin yapılamayacağını, gereksiz olduğunu, İstanbul'a fete kalkışılmaması gerektiğini savunanlar vardı. Ve Fatih Sultan Mehmet bir yandan düşmanla mücadele ederken bir yandan da bu içerideki hainlerle mücadele etmiştir. Mücadele buysa biz bu mücadeleyi de vermeye hazırız. Kurtuluş Savaşı'nda da, Birinci Dünya Savaşı'nda da cepheden kaçanlar olmuştur. Kurtuluş Savaşı'ndan önce İngiliz mandasına girelim, Amerikan mandasına girelim diyenler olmuştur. Ve o savaşları verenler, o kahramanlar bir yandan düşmanla mücadele ederken bir yandan içerideki bu hainlerle, bu kifayetsiz muhterislerle mücadele etmişlerdir. Mücadele ise biz bu mücadeleye varırız. Fatih'in torunları olarak bayrağı bıraktığı yerden alıp daha ilerilere Allah'ın izniyle götüreceğiz diyorum. Teşekkür ediyorum. Yani bu yaptıklarımızla zulüm 1453'te başladı diyenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz. Ve Sayın Genel Başkan'dan kirli dilini vakfımızın üzerinden çekmesini bekliyoruz. Ya hak! Yok değil mi aşağıda? Yok, sorun yok. Burada değil, sorun yok.